yapmıyor. Eskiden alternatifti Kıbrıs'taki üniversiteler. Evet. Yani denirdi ki oğlum kızım işte kazanamazsa Kıbrıs'a göndereceğim falan. Şimdi bu kalktı artık. Öyle alternatif yani, olmaktan kalktı. Sıralamada tercihan ilk sıraları alınıyor. Evet. Bu çok önemli. Şöyle çok kısaca izah etmeye çalışayım. Buyurun. Zaman darlığınızın da farkındayım ama tıpkı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ya da herhangi bir üniversiteye girişteki şartlar neyse aynısı Yakın Doğu Üniversitesi için de geçerli. Yani önce sınava gireceksiniz, belli bir puan alacaksınız. Puandan sonra sıralamanızı yapacaksınız ve Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi sizi o üniversiteye, o ilgili fakülteye ya da bölüme yerleştirecek. Onun dışında gelme şansınız yok. Evet. Sadece nerede var? 145 puan ve üzeri alıp ben özel yetenek sınavıyla gelmek istiyorum derlerse orada bir ayrı alternatif var. Gelecekler, sınava girecekler. Orada da bir mini sınav var. Ama yapamayacakları bir sınav değil. Geçebilecek. Sistemleri de oluyor herhalde. Tabii değil tabii. Burslarımız var. Tabii. Çok kısaca üç önemli özellikten bahsetmek isterim. Buyurun. Ama sizin sorunuz... Benim aslında özellikle sizin üniversitenizle ilgili araştırma yaptığımda bu bilişim ve tıp alanındaki gelişmeler dikkatimi çekti ve dünyanın en hızlı 13. süper bilgisayarının kampüse yerleştirilmesi çok dikkat çekici. Evet, doğru. Diş hekimliği fakültesindeki gelişmeler dikkat çekici. Bir de bu kütüphaneniz 24 saat açık, 24 Orta Doğu'nun en büyük kütüphanesi. Doğrudur. Doğrusu bu üç başlık altında 5 dakikada konuşabilirsek hemen süper olacak. En zor iş zaten kısa zamanda çok şey çok şeyi anlatmak, söylemek değil anlatmaya mi? Anlatmaya çalışacağım. Şimdi iletişimci olduğumuz için herhalde başarırız. Sağ olun. Şimdi biz Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde tıp fakültesini, diş hekimliği ve eczacılık fakültesinin tohumlarını attığımız zaman tabii ki doğal olarak çatlak sesler çıkmaya başladı. Çok da doğaldır. Ya yapabilecek misin? Çok büyük bir organizasyon vesaire. Biz yapacağız dedik ve adımlarını attık. Eczacılık fakültesini hemen devreye soktuğumuzda ilk aldığımız tepkileri, etkileri anlatmaya çalışayım. Yurt dışından gelen insanlar yeni eczacılık fakültelerini devreye sokmak için önce bizim üniversitemizin eczacılık fakültesini görüyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani geliyorlar, kaç şeker ocağınız var, durumunuz nedir, biz bakalım çok iyi olduğunu duyduk, aynısını uygulayacağız diyorlar. Bunun ötesine çok fazla bir şey anlatmayayım. Bu örnek oldu. Örnek, emsal teşkil ediyor. Diş hekimliği fakültesini devreye soktuk ve başlattık. Uluslararası bir kredilendirme kuruluşu var. GCI denilen bir kredilendirme kuruluşu. Nedir bu? Sanayicilerimiz çok iyi bilir. Yaptığınız işin dünya standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ederler. ISO 9001 vardır meşhur biliyorsunuz. Onun sağlık alanında yapılanı. Çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Böyle. Evet. Şimdi GCI'yi biz ilk müracaat ettiğimizde, daha birinci müracaatımızda en yüksek kredilendirme notuyla aldık. Çok güzel. Bu inanılmaz bir şey. Çok başarılı. Yani gerçekten umduğumuzun da ötesinde bir şey oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani hasta rapor